Çanakkale'de yer altında neler oldu? Keşfedilen tüneller nereye kadar uzanıyor? Anzakları yer altına girmeye iten sebep neydi? Bu tünellere karşı Osmanlı ne önlem aldı? Çanakkale'nin sırları ekibi Apex tünellerine giriyor. Müttefik kuvvetler Anafartalar Körfezi'ne yaptıkları çıkarmayla eş güdümlü olarak 7-8 Ağustos tarihinde Apex üzerinden de taarruz ettiler. Ancak bizim güçlü karşı saldırılarımızla taarruzlarının direnci kırıldı. Tarihler 7-8 Ağustos'u gösterdiğinde Malon komutasındaki Wellington ve Otago taburları tam buraya kadar, Apex'e kadar ilerlediler. Apex, Şahin Sırtı'nın hemen girişinde yukarı çıktıktan sonra 150 metre sonra başlayan hafif üçgen şeklindeki yükseltiyi Apex olarak adlandırılıyor. Fakat biz Türkler buraya bir isim vermemişiz. Yeni Zelandalılar özellikle her çıktıkları rakıma ve her tepeye ve her konuşlandığı alana bir isim vermişler. Buraya da Apex ismini verdiler. Yeni Zelandalılar burada yüksek bir direnişle karşılaşınca artık savunmaya ve mevzilenmeye geçtiler. Hamilton çıkartmanın ilk günü tüfeğinizden, silahınızdan ziyade bir kürek toprak sizi kurtaracak diyor. Yani ne kadar derin kazarsanız o kadar iyi korunursunuz diyor. Ardından Apex'te Melon, Wellington taburuna ve Otago taburundaki gelen kömür madencilerine tünelleri kazma emri veriyor. Tüneller yer yer 4 ila 16 metrelik derinliğe kadar iniyor. Birçok noktada iki insan yan yana geçebiliyor ve mutfak, cephanelik, dinlenme alanları gibi tünellerin oda biçiminde genişlediği noktalar mevcut. Ayrıca keskin nişancılar ve gözetleme için yamaçlarda oluşturulan açıklıklara doğru ilerleyen tünel kolları var. Ve Malon'un emriyle bu tünelleri kazmaya başladılar. Anzakların kullandığı dönemde var olan birçok havalandırma deliği ve bazı gözetleme açıklıkları geçen zaman içinde tıkandığı için bugün çoğu noktada oksijen seviyesi yetersiz. Tabanı genellikle bakın, kontrol edin böyle. Okey. Ekibimizin giriş yaptığı yerden 9 metre kadar ilerlediğimizde artık ucu kapanmış olan bir keskin nişancı yuvası ve tırmanarak ulaşılabilen bir giriş noktası karşımıza çıkıyor. Sonrasında kavşak noktasına dek yaklaşık 10 metre boyunca ilerleyen ve 1,5 metre yüksekliğe ulaşan tünelin ana hattı yer alıyor. Buradan itibaren ana koridor dediğimiz Main Street'ten devam ediyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ana hat üzerinde 8-9 metre sonra tünel bir yan kola ayrılıyor. Bu kol 16 metrelik derinliğe kadar iniyor. Askeri belgeler, günlükler ve o dönemde düşman hatlarını gösteren haritaları incelediğimizde Osmanlı'nın savaş sona erene dek adeta bir yeraltı şehrini andıran Apex tünellerinden tamamen habersiz olduğunu anlıyoruz. Şu an oksijen seviyesine de baktığımızda %55 ve yerin altında 9 metre aşağısındayız şu an. İlerisi hemen Main Street'in ileriki kolu. Burası tamamen çökmüş. Sağ tarafta ise keskin nişancıların izlediği bir yol hemen sağımızda kalıyor. Bulunduğumuz noktadan yaklaşık 30 metre boyunca kuzeybatıya ilerlediğimizde solumuzda deniz kıyısına doğru bir kol var. Sağımızda ise Jonk Bayırı altına doğru ilerleyen iki tünelle karşılaşıyoruz. Bu kollardan birisi 72 metreyken diğerinin keşfedebildiğimiz kısmı yaklaşık 83 metre civarında. Fakat ana hat üzerindeki kavşaktan itibaren baş gösteren düşük oksijen seviyesi özellikle bu bölümde %20'ye kadar iniyor. Şu an keşfettiğimiz tüneller ve daha önce keşfedilen tünellerin %40'ını görebiliyoruz. Gündüz çatışmalar anında kazı yapıyor. Geceleri ise buradan toprağa aşağı doğru, Apex'in alt sırtlarına doğru tahliye ediyorlardı. Deniz tarafından getirdikleri taşlarla bu duvarları ördüler. Şu an dikkat ettiğimizde bizim Türk siperlerinde, Alman subayları siperlerindeki ahşap konstrüksiyonu görmüyoruz. Tamamen çok iyi bir sıva tekniğiyle günümüze kadar ayakta kalmış. Bunun da en büyük önemli olan tarafı ise Wellington taburunda kömür madencilerin bu Apex'i kazmalarıydı. O gün Yeni Zelandalıların hayatta kalmak için tek çareleri bu tünellerdi. Ve bu tüneller sadece savaşın havada, karada, denizde olmadığını, aslında yerin altında da çok zor şartlarda devam ettiğini gösteriyordu.